Merhaba efendim. Şahsım olarak Süleyman Deprem namı diğer yeksani mahlasıyla şiirlerimi yazarım. Elbistan Kantarma köyünden Rıza dedenin oğluyum. Maraş benzeri Çorum, Sivas, Gazi gibi soykırım amaçlı Alevi katliamlarının altında yatan temel sebep bunu sadece Cumhuriyet'in kuruluşuyla ele almak bir yanılgıdır. Sadece Osmanlı'nın kuruluşuyla, Osmanlı ile ele almak da bir yanılgıdır. Ta Emevi İslam'ından bu yana Alevilerin özellikle ortak yaşam, rıza kenti yaşamı, ortak yaşam, barış, sevgi esaslı felsefeleri sömürü sisteminin kurucusu olan devletlerin baş çelişkisidir. Birinci temel çelişki budur. Çünkü klasik devlet yapısı sömürüye dayanır. İnkara dayanır. Savaş ve rant üzerine dayanır. İslam'da ganimetti ama diğer dönemlerde de istila, gasp bir devlette, devleti kendi bünyesinde iktidar ve devlet bir düşman yaratmadıkça kendi varlığını koruyamaz. Halkı mutlaka bir düşmana yönlendirecek. Örneğin Kahpe Yunan söylemeyi çok affedersiniz. Örneğin Pis Kürtler söylemeyi. Örneğin yani kendi yapısını, kendi iktidarını ayakta tutabilmek için mutlaka toplumu bir düşmana yönlendirerek bir birlik felsefesi yaratması gerekir. Buradan hareketle kadimden bu yana Alevilere yönelik saldırının temel esası birincisi barışı ve ortak paylaşımız çünkü devletlerde sistemde, kapitalist sistemde hatta feodalist sistemde Paylaşım yoktur. İktidarın mülk sahibi olması, var. kraldan tut, krallıktan tut, feodalizme, daha sonra sözüm ona dönemimizdeki kapitalizm sürecine kadar bütün devletler özel mülkiyet üzerine kuruludur. Ama Alevilikte özel mülkiyet olmadığı için devletler buna düşmandır. Gelelim Türkiye şartlarına. Türkiye, şimdi Aleviler geçmişten bu yana hiçbir zaman Aleviler olarak ordulaşıp kendilerine bir iktidar ya da bir devlet yaratma gayretine girmediler. Çünkü Alevilikte devlet diye bir olgu yoktur. Devletsiz bir yaşam biçimidir. Durum böyle olunca her türlü devlet içerisinde, her türlü devlet yapısı içerisinde Osmanlı'dan tutun da günümüze kadar her türlü Orta Doğu'da devlet yapısı içerisinde kendi hiyerarşileriyle yasadışı olmamak kaydıyla kendi hiyerarşileriyle var olmuşlardır. Nedir bu hiyerarşi? Talip, rehber, pir, mürşit hiyerarşisi. Ve bu hiyerarşi içerisinde sürekli varlıklarını, ortak yaşamlarını, ortak paylaşımlarını sürekli yaşamışlar ve günümüze kadar taşımışlar. Ama her dönemde de bundan dolayı baskıya, zulme, sürgüne, talana maruz kalmışlardır. Bir taraftan e, Yavuz talan etmiş, sürgün etmiş, bir sürü binlerce insanı katletmiş, e, Aleviler topraklarından e, sökülüp atılmış, e, dağların doruklarına yerleşmek zorunda kalmış. Bir taraftan ee, geldiğimiz e, Cumhuriyet döneminde bir darbeler ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti devleti bir darbeler devletidir. O da neden biliyor musun? Ötekileştirdiklerini yok etmeyi esas alan tekci zihniyetiyle. Ötekileştirdiklerini yok etmeyi esas alan tekçi zihniyetini ayakta tutabilmesi için sürekli baskı uygulaması gerekir. Çünkü bu ülke misak-ı milli sınırları korunurken ya da korulurken bu ülkede yaşayan bugün 1071 Varazgit'le övündüklerini söyleyenlerin 1071'de buraya gelirken burada hiç kimse yok muydu? Yerli toplumlar yok muydu? Ama onlara göre yok. Ama onlar varız dediği müddetçe bu tekçi zihniyet, Türk İslam sentezi üzerine kurulmuş iddihat ve terakkinin devamı olan tekçi zihniyet, varız diyen tüm değerleri, inançları, kültürleri, e, ulusal kimlikleri hep yok saymış ve yok etmeye çalışmıştır. Aleviler üzerindeki baskı tarihsel sürecinden bu yana gelmektedir. Maraş olayları dedi denilen sürgün soykırım niteliğindeki katliam da çoğu Maraş olayları diyor ama o Maraş olay olay değil. O bir katliamdır. Bilinçli, devlet destekli, özel projeli bir katliamdır. Bu katliam günler öncesinden Hatta aylar öncesinden organize edilmiştir. Milli piyango satıcılarından tut, işportacısına kadar sokaklarda hepsi Çorum'dan, Yozgat'tan, o bölgelerden getirilen özel bir kısmı milis kuvvet, MHP'li milis kuvvetler. Neyse bunlar bunlar o zamandan yerleştirildi ve Maraş katliamı bir organize süpürme hareketiydi. Çünkü şimdi o durumlar gelişmeden önce özellikle bir iki yıl öncesine kadar gelişen ekonomik olarak e, Alevilerin ee, gelişen meşru zeminde ki bu meşru zemini de yaratan Kürt Özgürlük Hareketi'ydi. Gelişen bu meşru zeminde Aleviler şehir merkezlerine doğru köylerden akın ettiler ve tarlaları e, işlediler, tarımla uğraştılar özellikle Maraş bölgesi, bir tarım bölgesidir Maraş-Pazarcık bölgesi. Tarımla uğraştılar, pamuk tarlaları satın aldılar, çiftlikler kurdular. E, şehir içinde e, esnaf faaliyetinin e, yarı yarıya neredeyse alevler söz sahibi olmaya başladı. Bu durum bir de yaratılan bu meşru zemin içerisinde eee ki bizim bu bölge, Maraş bölgesinde Alevi, Alevi veya e, Sünni Müslüman demezler. Kürt Türk derler. Çünkü Türklerin hepsi bir iki Türkmen köyü hariç Türklerin hepsi Sünni Müslümandır. Kürtlerin hepsi de Alevidir. Onun için e, Türk Alevi misin, Sünni misin diye sormazdı birbirlerine insanlar. Türk müsün, Kürt müsün diye sorarlardı. Bu Kürt özgürlük hareketinin yarattığı e, meşru zemin bünyesinde en büyük tehlike Alevilerin Kürtlerle buluşması meselesiydi devlet için. Alevilerin zinhar Kürtlerle buluşmaması gerekiyordu. Çünkü bu devleti büyük bir tehlikeye sokardı. Durum bu olunca böyle bir organizasyon geliştirildi. Dikkat edin cumhuriyetin kuruluşundan bu yana bütün Alevi katliamlarının hepsinde iktidar partisi CHP'dir. O i̇ki öğretmenin öldürülmesinden sonra başlangıç şu. İlk fitil nasıl atıldı? İlk fitil şöyle, ne hikmetse bütün Alevi katliamları e, hayırlı cuma günü oluyor. Hayırlı cumalar. Cuma günü, cuma namazı Aşamasından sonra bu saldırılar başlatılıyor. Öğretmenler öldürüldükten sonra devrimciler ilk şey bu organizasyon, Maraş'ta bir sinemada, Maraş'ta bir sinemada bir ses bombasının patlatılmasıyla Ökkeş Kenger'in faaliyetleriyle bu iş başlıyor. Ökkeş Kenger o zaman MHP'nin buradaki ileri örgüt adamlarından ve daha sonra MHP milletvekili olarak seçildi. Dikkat edin burada bir parantez açayım. Alevileri katleden kimler varsa hepsi bu devlette milletvekili oldu, belediye başkanı oldu, payelerle ödüllendirildiler Alevi katilleri. Şimdi de aynı zamanda Kürt katilleri aynı şekilde bu payelerle ödüllendiriliyor. Orada bir ses bombasıyla kendileri organize ettiği halde komünistler sinemaya bomba attı diye yaygara koparıyorlar. Bunun üzerine saldırıyorlar. İki öğretmen öldürülüyor. Yani o şeyde Töbderli öğretmenlere saldırıyorlar, öldürüyorlar. Bunların cenazeleri hazırlanırken, bunların cenazeleri gündüz, e, alınıyor. Toprağa verilmek üzere yola çıkarılırken camide e, komünistler camiyi bastı. Komünistler camiye bomba attı. Yok bilmem hoparlörün, belediye hoparlöründen e, tıp işte, tip faşist söylemlerle halk kanayana getiriliyor. Daha öncesinde Maraş'ın bu e, cahil kesimi, köylüler mesela Bertiz köylülerine şu söyleniyor. Alevileri topraklarından, evlerinden atacağız. Onların bütün mallarını, mülklerini, evlerini size vereceğiz. Herkesi böyle örgütlüyorlar, organize ediyorlar. Gelenler nereyi alacağının hesabını yaparak şey yapıyorlar. Bu öğretmenlerin cenazesi kaldırılırken kitleye saldırıyorlar ve cenazeler ortada kalıyor. Ondan sonra kıyamet kopuyor ve bunlar direkt Yörük Selim'e. Tabi bu arada Maraş'ın tüm girişleri, Pazarcı'nın, Elbistan'ın, Göksu'nun, Afşı'nın tüm çıkışları kapatılıyor. Yörük Selim'de gerçekten insanım diyebilecek Birilerinin ya da insanım diyenin mümkün değil böyle bir şey yapması insanlığın da ötesi. Bir hayvan bile bu kadar zalim olamaz. Ee, vahşi bir canavar bile bu kadar zalim olamaz. Yaşlı bir kadının gözünü tornavida ile oyacaksın, onu da kanalizasyon çıkarmatır. Bir 11 yaşında bir genç çocuğu öldüreceksin... Kaynayan çamaşır kazanına atacaksın. Ya da e, kahvede gıcık dede dediğimiz yaşlı bir insanı e, çekip vuracaksın. Hatta o gıcık dedeyi vuran Hasan Hüseyin bilmem ne soyadını hatırlamıyorum. Benim de sınıf arkadaşım Elbistan'dan MHP'li. Yani böyle şeyler yaşandı Maraş'ta. Yani vahşetin boyutu çok yüksek bu. İşte şöyle öldürdüler, şöyle astılar, şöyle kestiler e, demenin bir alemi yok. Vahşet en yüksek boyutuyla işlendi. E, bu vahşete karşılık e, devrimci örgütler biraz direndiler falan ama yüz küsür insanımız e, katledildi. Böyle bir vahşet yaşandı Maraş'ta. Aleviler sahipsizdi. Aleviler örgütsüzdü. Hala Aleviler örgütsüz iddia ediyorum. Adı ne olursa olsun Alevilik adına kurulu bulunan örgütlerin bile yarınki günde bir Daesh politikasıyla neler uygulanacağının hesabını bile yapmaktan uzaktırlar. Şu anda sözüm ona seçim, seçim, seçim diyorlar ya, ben iddia ediyorum. Bu seçimlerin olacağından da ben emin değilim. O zaman ne olacak? Ya yeniden bir yeni OHAL, ya bir sık yönetim. Darbeler ülkesi olan bu ülkede devlet ve iktidar zora düştüğünde yeni bir darbenin planını yapar. Ve her seferinde böyle olmuştur. Aleviler o günden sonra topraklarından koparıldı. Yavuz'un yaptığının bir benzerini, Maraş olaylarıyla yaptılar. Sadece Maraş değil, Çorum'da bilmem nerede. Ama en büyük e, sürgün politikası o Maraş olaylarıyla sıkı yönetim ilan ederek devamında e, geliştirilen 12 Eylül darbesi oldu. 12 Eylül darbesinden sonra e, gizli bir sürgün politikası uygulandı. Alevilerin, Kürtlerin ve devrimcilerin bir kısmını öldürdüler, katlettiler. Bir kısmını hapsettiler, içeri attılar. Bir dışarıdakilere de dediler bu ülkeden gitsinler de nereye giderse gitsinler tarzında. Biz e, sicilimiz bozuk, devlet bize pasaport vermez, mümkün değil biliyor musun ki öyleydi. Giderdik bir devlet kurumu hala şimdi de öyle. Kapısına gidersin. Bugün git yarın da gelme tarzında. Seni oyalar durur. Hala öyle. Ne oldu? Dedim tamam bir deneyim ama o zaman dedim. Gittim. Ya her gün geçmişte böyle bizi oyalayan polis teşkilatını, işte emniyet müdürlüğüne gittim. Neredeyse ayağıma kırmızı halı sarmadıkları kaldı. Anında bir gün içinde pasaportumu yaptılar, onayladılar, bana verdiler. Ben dedim bu işte bir düşman sana seni katletmeyi, yok etmeyi planlayan düşman sana iyi davranıyorsa ya sende bir puşluk var ya onda bir puşluk var. Aynen böyle. Ondan sonra dedim ki ben gitmeyeceğim da Alevi köyleri yazın tatil için nostaljik olarak gelirler. Biraz yoğunlaşır. Kışın en fazla her köyde iki hane, üç hane vardır. O da yaşlılardır. Bilmem kimdir. Başka yok. Bu anlamıyla da hele hele şimdiki günümüzde bile şu anda ee, sistemin e, iktidarın bu zulmü ve bu politikası, ekonomi politikası iyice Artık Alevisi, Sünnisi de kalmadı. Bu ülkede yaşayan Türkiye vatandaşları bütün dünyada mülteci konumuna geldiler. Bütün gençler, bütün değer yaratıcı olanlar herkes toprağını bıraktı, yerini bıraktı. Avrupa'ya gitti. Avrupa'da herkes mülteci konumunda. Ama çok ilginçtir. Dışarıdan getirilen Afgan, Suriye, bilmem Suriyeli, bilmem nereli e, gaz şeyler buradaki mülteciler Türkiye vatandaşı oldular. Çoğuna vatandaşlık verildi. İleride bunlara bu ülke yani bir buranın demografisi değiştirilmeye çalışılıyor. Sürgün edilen, yok edilmeye çalışan Alevilerin yerlerine bu gelen mültecilerin yerleştirilmesi planı vardır. Terolardan başlayıp bugüne kadar Mülteciler üzerinden Avrupa'dan para almakla beraber mültecileri ileride burada e, aynen e, Bulgar göçmenlerini ya da Romenleri, Romanları ülkeye getirip asli vatandaşları mülteci koyumuna koydukları gibi şimdi de Alevileri, Kürtleri topraklarından edip Suriyeli, Afganlı mültecileri buralara yerleştirme politikası vardır buna karşı. Ee, hazırlıklı olmak gerekir. Benim çağrım şudur. Bir, özellikle gençlerimiz gelmiyor ya, Avrupa'daki gençlerimiz. Avrupa'da ne kadar para kazanırsa kazansın, bir Kürt, bir Alevi, bir Türkiye'li, Avrupa'nın neresinde olursa olsun, ne kadar kazanırsa kazansın, o her zaman ne bir Almandır, ne bir Fransızdır, ne bir Avrupalıdır, o bir mültecidir. O bir mültecidir. Kişi kendi toprağında yaşamıyorsa, kendi toprağın ancak bir kültür, inanç, kültür, toprak, dil bir bütünlük içerir. Bunu sen parçaladıysan sen ben Kürdistanlıyım yok ben Aleviyim diyemezsin. Sen Aleviliği istesen de buradaki Aleviliği aynı ile sen Almanya'da Fransa'da şurada burada inşa edemezsin. Bu bir. İkincisi burada buradan gelmemeyi düşündün de yak yakında Avrupa'da gelişecek olan süreç Avrupa'nın da seni dışlayacağının şimdiden sinyallerini veriyor. O zaman sen geri dönüp yerleşebilecek bir toprağını da bulamayacaksın. Çingeneler onları ben çok seviyorum. Çingenelerin konumuna düşeceksin. Aklımızı başımıza almamız, toprağımıza, dilimize, kültürümüze, inancımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun ötesinde bir kurtuluş yok. Maraş katliamı bize biraz önce söylediğim gibi e, kimliğimize sahip çıkmamızın zorunluluğunu gösterdi.